Beşinci soruma geçeyim mi? Artık daha fazla kanlı ellerimizi yıkamadan. Evet. Efendim. Burada şairleri hariç tutuyorum ama yani. Çünkü buna da şair cevabı vereceksin. Burama geldi. Bütün konuşma sizden bahsetti. Burada benim şiir sevgim sorgulandı. Burada bana laflar nedir arkadaşım? Sakin. Sakin. Bir tane yaşayan, bir tane de yaşayamayan yazarla tanışma fırsatın olsaydı bunlar kim olurdu ve neden? Tanışma fırsatından kastım, tanışıp böyle ahbap oluyorsunuz yani hani hayatında bir yer ediniyor bu insan. Kimler ve neden? Yalnız gerçekten buraya yaşayamayan yazmışım. Muhtemelen o ara tutunamayanları düşünüyordum. Yani zaten neyse ki yaşayamayan aynı zamanda tutunamıyor da bir noktada. Hadi bakalım. Evet, Hemen sendeyiz. yazıyorum. Ben kendi cevaplarımı da verebilirim. Cevap Cevabım mı? geldi mi? Buyurunuz efendim. Bu içinde aynı zamanda hayatta hala böyle güzel bir insanın olması sebebiyle ufak bir kıpırtı veren biri. Suna yakın demek istiyorum. Çünkü bence kendisi şu anda ülkemizin yaşayan umudu. Yani biz burada yalnızca bir yazardan söz etmiyoruz. Kendisi şair. Fakat belki bir tiyatrocu diyebiliriz, belki bir oyuncu diyebiliriz. Yani biraz teknolojiye eğilelim. Onun şimdi bir YouTube kanalını seyretmeye kalksak, şöyle bir kanalında gezinsek, yani zaten oradan insan neşeyle, umutla çıkmasında ne yapsın? Hala bir şeylerin mücadelesini veriyor, hala içinde bir şeylerin kavgasını tutuyor, savunduğu şeyler var, geçmişe dair, bugüne dair. Öykülerini alıp okuduğunda geçmişe uzanıyorsun. Çok güzel insanların hayatını sunuyor sana ki ben gençler için bilhassa bunu da çok önemli görüyorum. Öncü dedik, bize öncü olacak insanlar da var geride. Bence onlara da bir dönüp bakmak lazım. Suna yakın bu anlamda yani gerek tiyatro sahnesinde gerek kitaplarda gerçekten insanın o umudunu yeşerten biri. Ki yani o ses tonu, onun o güzel anlatımı, vurgulamaları gerçekten beni mest ediyor. Bilhassa ahbap dedin. Yani ben onunla hem tanışmayı hem ahbap olmayı, şöyle oturup güzel bir hasbihal etmeyi gerçekten çok isterdim. Kim bilir belki olur. Yani bu da bir umut. Yaşayan isimlerden birisi Suna yakın olurdu. Yaşayamayan isimlerden biri ise ben buna da çok duygusal yaklaşıyorum. Kesinlikle Yaşar Kemal olurdu. Nazım demiyorum. İkisi de aynı koldan ama yine bir çakallık yapıyorum. Yaşar Kemal benim için gerçekten dede gibi. Yani benim dedem olmuş bir yazar gibi. Yani onun o küçükken gözüne gelen bıçak darbesi gözünü kör etmiş ve ben ona baktığımda böyle mahzun bir dede görüyorum. Beyaz kır saçlarıyla, ton ton yanaklarıyla aynı zamanda direnç dolu bir dede görüyorum. Tüm yaşadığı hüzün dolu şeylere rağmen. Esas bu kitap serüvenimi sürdürmemde kaynaklık edenlerden biri de onun eserleridir aynı zamanda. İncelemedi küçük yaşlarda okumuştum. Yani çok küçük değil ama lise zamanlarında okumuştum. Ve beni gerçekten çok besliyordu onun dili. Yani bir incelemedi okuduğunuzda gerçekten Çukurova'ya uzanıyordu eliniz. Yani ta batıdan güneydoğuya götürüyor sizi. Bu gerçekten herkesin harcı değil. Bir yandan gerçekten insanın hayatta kalma mücadelesini sunuyor size. Yani belki Tatar çölü gibi düşünebiliriz bunu. Ben incelemede almayı düşündüm ama belki kabul etmezsin dedim. Dört kitap niye uyanıklık yapıyorsun? o da seçeneklerinden biri olurdu muhakkak. Gerçekten
Yaşar Kemal'i, onun insanlığını, onun yazarlığını, onun onurunu tanımayı çok isterdim. Artık başka baharlara. Öyle. Çok Neden duygusal hep cevap var ya. biz böyle sonunda duygulanıyoruz? Yok, Biraz çok daha böyle uçarı cevaplar bekliyordum. Çok duygusal cevaplar, çok duygusal cevaplar verdin. O yüzden sana ne desem bilemiyorum. Benim cevaplarım yine mesela yani şu anki ruh halime müsait cevaplar. Ama sen yine kendi hududunu aşarak hep böyle umuda dikmişsin rotanı. Maşallah, diyecek bir şey yok. Bu çok güzel bir şey bu arada. Yani ilk bakışta aklıma gelmeyecek isimler ama gerçekten çok böyle nokta atışı isimler seçtin. Bu yüzden seni tebrik ederim. Şimdi toparlayabilir miyim cümleyi bilmiyorum ama ne zaman sona yakın desem aklıma hep bu cümle geliyor ve bu cümle beni çok uzak diyarlara götürüyor aslında. Toplansaydı yurdumdaki böceklerin hepsinden ayrı yere konurdu kitap küvesi diye bir cümle idi sanırım. Suna Yakın'ın bir kitap girişinde böyle bir cümlesi vardı ve beni çok sarar bu. Çünkü hani oradaki aslında böcekler biziz ya. Yani sahiden okuyan insanla okumayan insanın aynı yerde uzun süre barınması mümkün değil ya. Ya bunu bu kadar hem söyleyene net, hem anlayana net bir cümle, hem de bu kadar naif, yani bu kadar incitmeden, yani okumayana da sen çirkinsin, sen gelemezsin, sen buradan git demeden o hem sert ve keskin bir çizgi ya, hem de naif ve kibar bir sınır ya. Bu benim aşırı hoşuma giden bir cümle. O yüzden hep Suna Yakın dedim ve bu gelir aklıma. Devamında tabii ki kitapları da var ama Oyuncak Müzesi'ni ben bir ayrı severim. Oyuncak Müzesi beni böyle çok kıpır kıpır bir hale getiren bir şey. Çok zaten bir çekim yapmıştım son gittiğimde, birkaç fotoğraf. Ve o fotoğraflara hala dönüp baktığımda muazzam keyif alırım gerçekten. Yani bu fotoğraflar şey gibi değildir. Ben genel olarak hani paylaşayım ve işte çok beğenilsin gibi düşüncelerle fotoğraflarımı paylaşmıyorum. Ve anı oluşturma derdim var gerçekten. Hani bir anı günlüğü oluşturma derdim var kendi fotoğraflarımla. O kadar hoşuma gidiyor ki yani mesela... Daha önce paylaşmıştım o fotoğrafı. Sen görmüş olmalısın. Bir Pinokyo'yu çekmiştim. O Pinokyo'yu çekerken aklıma o kadar çok şey geldi. O kadar çok şey geldi ki ya ben çok duygulandım mesela o an. Ama oysaki tahta ve kukla bir oyuncak. Ama sana dağlar, tepeler, ovalar veriyor. Ya bu bende çok gerçekten büyük yer edinen bir şey. Hemen içime kaçıyorum. Yaşar Kemal keza, ben bu dede kısmına betimlemesine kasılıyorum ya. Böyle çok candan bir insan gibi değil mi? Yani birebir de tanımadığın için bilmiyorsun ama hani öyle hissettiriyor en azından. Bu çok güzel bir şey. Ya tanımadığın bir insan hakkında böyle iyi düşüncelere sahip olmak çok güzel bir şey. O insanın sana bu düşünceleri verebilmesi ve bu kadar sıcak hissettirebilmesi çok güzel bir şey. Evet. Ben ailemizin asi kızı olarak kimlerle ahbaplık ediyorum söyleyeyim mi? Hazır mısın? Değilsin Hazırım. bence. Evet. Burnumla da hazırım diyorum ama. Hazırım diyorum ama evden atacağım seni. Benim yaşayan ismim Mine Söğüt. Yaşayamayan ismim de tırnak içerisinde efendim Oğuz Atay. İkisini de seçme sebebim aynı. Yaşamak ve anlamak istiyorum. Yani hem o iletişimi yaşamak, hem o insan bazında yaşamak istiyorum. Yani günü nasıldır, gecesi nasıldır, yani nasıl uyanır, ne hisseder. Cümlelerinde çok böyle kendimi bulabildiğim insanlardır çünkü. Ve
nasıl o noktaya gelmiştir o fikirler? Ben bunu gözlemlemek istiyorum. Yalnızca arkadaşlık değil de bir yandan da hani tırnak içerisinde bir öğreti de yaşatmak istiyorum kendime. Ya tabii ki bu bir menfaat iletişimi değil, fakat hani gözlemlemeyi çok isterdim yani. O düşünceler nasıl dökülüyor kağıda, işte nasıl diziliyor kelimeler. Benim çok böyle ürpererek izlemek istediğim şeyler bunlar. Bir işte yazının, bir şiirin, bir metnin o sancılı oluşum sürecini keşke görünmez olsam da izlesem ben çok isterim. Yani böyle saatler, günler, yıllar süren o kitapların oluşum sürecini böyle yazarının başında oturup hani hiç yokmuş gibi izlemek benim çok istediğim bir şey. Umarım bir gün ya bir yazarı izlerim ya da bir yazar olur, o süreci yaşarım. Çünkü süreç seviyorum ben. Yoksa yok, edebiyatla bir alakam yok. Yok asla. Sen zorlu seviyorsun. Evet, ben niye zoru seviyorum ki? Keşke olmasa. İki de bence çok nokta atışı tercihler. Minnesota deyince sen hemen neyi hatırladım? Bir söyleşisine katılacaktık da Gözümden pandemi. düştü, pıt 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 düştü gözümden. Eğer korona Evet. olmasaydı biz yakın zamanda Mart'taydı. Yakın bir zamanda beraber Minnesota'nın çok böyle söylesin, çok böyle söylesin gidecektik. Şu an hiç gidemediğimiz için hiç böyle söylesin. Ya o kadar üzüldüm ki ona. Çok Eğer isterdim. Ben olsaydı. onun burukluğuyla Minnesota diyorum. Çünkü gitseydik en azından bir tanışmış olacaktık. Evet. Aynen öyle ve şu an başka bir isim söyleme şansın olacaktı. O hakkını kaybettin. Evet. Bir de şundan da söylemek istedim yine söyledi. Bende bir tane imzalı kitabı var biliyorsun. Fakat bunu bir tane internet sitesi için özel şey yapmıştı, imzalamıştı. Yani sınırlı sayıda ön satışta imzalıydı o kitaplar. Gergedan kitabı için söylüyorum. Yani ben kendimi onun yerine koyuyorum. Ben bir yazarım. Yeni bir kitap çıkarttım. Bunu işte bir grup insana imzalayacağım. Hani bu tırnak, bu artık tırnak içerisinde demeyeceğim. Her şey tırnak içerisinde gerçekten. İki nokta üst üste. Efendim, Bilmiyorum. Türkçe öğretmeniniz kim sizin? Nedir Evet. bu imlalarla derdiniz? Bütün bildiğim noktalama işaretlerini kullanacağım bundan sonra. Nokta. İsabetli oldu. Nokta. Birazdan ünleme geçiyorum. Aman ya Rabbi, ünlem. Ne şımardım be, ne şımardım. Evet. Dediğim gibi bir yazar olduğumu düşünüyorum ve bir grup insana, yani belki 100 kişi falan sanırım, bir grup insana kitap imzalayacağım ve sadece imza atıp bırakabilirim mesela, ya da sadece sevgilerimle yazıp bırakabilirim. Bu çok yani normal karşılanır. Kimse demez ki neden başka bir şey yazmadın, neden bana bunu özel hissettirecek bir şey yapmadın. Kitabın kapağında korkma yazıyor. Ben kitabı alınca o kadar duygulandım ki gerçekten. Çünkü hem herkes için hem de bir o kadar benim. Yani bir kitabı okumaya başlarken bence söylenebilecek en böyle nadide sözcüklerden biri bu. Korkma. Yani okurken korkma, hissederken korkma, düşünürken korkma, yaşarken korkma. Yahu o kadar içime işledi ki, ya ne kadar teşekkür etsem az. Kendimi çok özel hissettim biliyor musun? Sanki o kitabı sadece bana imzalamış gibi hissettim. Ve o yüzden tanışmak istiyorum ya. Evet, gerçekten. Belki Sanki seni tanımış da yazmış gibi değil mi? Yani bu efendim? kadar isabetli. Sanki seni tanımış da yazmış gibi. Belki o yüzden bu kadar kuvvetli bir bağ var aranızda. Kim bilir, o da senin için aynı şeyleri düşünüyor olabilir. Bilemiyoruz. Geçen bir şeyler olsun.